Herkese merhabalar Seda Hoca biyolojide birlikteyiz gençler 10 soruda kampımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Enzimleri, vitaminleri, hormonları anlatmıştık. Şimdi 10 soruda bu konuyu bir taramış olacağız üniversite sınavında gelirse buradan soru nasıl bir soru çıkacak onlara bir bakacağız gençler. Tabii ki biliyorsunuz ben o soruyu biraz daha 10 dakikadan uzun anlatıyorum. Çünkü arada konu anlatımı da küçük küçük noktaları da veriyorum. Bileşik enzimler ve yardımcı kısımları ile ilgili ifadelerinden hangileri yanlıştır diyor. Bileşik enzimleri bir hatırlayalım. Şimdi enzimleri ikiye ayırmıştık. Bir basit enzimlerimiz bir de bileşik enzimlerimiz vardı. Basit enzimler sadece protein kısımdan meydana geliyor. Veriyordu. Bileşik enzimlerin proteinden meydana gelen bir ana kısmı vardı. Hatta biz ona apoenzim diyorduk. Bir de yardımcı kısımdan meydana geliyorlardı. Yardımcı kısma da kofaktör ismini veriyorduk. Eğer yardımcı kısım organik yapılıysa koenzim ismini veriyorduk. Yani yardımcı kısımlar ya kofaktördür inorganik yapılıdır ya da koenzimdir organik yapılıdır. İnorganik yapılıysa sorularda 99 o mineral bir maddedir. Koenzim ise vitamindir gençler. Yardımcı kısım substratın tanınmasını sağlar. Enzimle substrat arasında anahtar kilit uyumu vardı. Her enzim her substratı etki edemezdi. Mutlaka arada uyum olması gerekiyordu. Substratı tanıyacak olan kısımda protein olan apoenzim kısmıdır. Yani yardımcı kısım substratın tanınmasını sağlamaz. Apoenzim kısmı inorganik yapılıdır. Apoenzim kısmı neydi? Proteinden meydana gelen kısımda gayet organik yapılıdır. Bu da gitti. Bir apoenzim türü birden fazla çeşit yardımcı kısım ile çalışabilir. Tabii ki yanlıştı protein olan o apoenzim kısmını aktifleştirecek olan yardımcı kısım atıyorum sodyum minerali ise illa sodyum mineralinin bulunması lazım. Kalsiyumdan çok var sodyum yok. Kalsiyum sen git bu enzimi aktifleştir bu enzime yardımcı kısım ol diyemem. Mutlaka yardımcı kısım belirlidir gençler. Ama bir yardımcı kısım birden fazla apoenzimin e aktifleşmesini sağlayabilirdi. Hani demiştik ya bir annenin birden fazla çocuğu olabilir ama bir çocuğun bir tane annesi olur. Oradan aklınızda kalacaktı. Bu da gitti. İfadelerinden hangileri yanlıştır diye sormuşuz. Üçü de yanlış gençler. Hemen devam ediyorum enzimlerle ilgili diğer soruma. Enzimlerle ilgili aşağıda verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır? Enzimlerin olmazsa olmaz dört tane özelliğini unutmuyordun. Çay kaşığından aklında kalacaktı. Aktivasyon enerjisini ne yapıyordu? Aşağıya çekiyordu. Reaksiyonu hızlandırıyordu. Reaksiyondan hiç değişmeden çıkıyorlardı. Tekrar tekrar kullanılabiliyorlardı. Reaksiyonu hızlandırır mı? Tabii ki enzimlerin en önemli özelliği bu. İnsan vücudunda reaksiyonların gerçekleşmesi için uzun süre bekleme şansımız yok. Çok kısa sürede reaksiyonlar gerçekleşmeli. Bunlar da mutlaka enzimlerin varlığıyla oluyor. Etki ettikleri maddeye tabii ki substrat ismini veriyorduk. Biyolojik katalizördür. Aslında bu dört tane özellik katalizörlerin özelliğiydi. Canlı vücudundaki katalizörlere yani biyolojik katalizörlere de enzim ismini veriyorduk reaksiyonun başlaması için gerekli olan minimum enerji miktarı aktivasyon enerjisi enzimlerde tepkimeye girerek aktivasyon enerjisini düşürüyorlardı. Bunun çok üstünde durmuştum gençler yazarız. Enzimler tepkimelerin başlamasını sağlar. Hayır tepkimenin başlamasını sağlayan şey aktivasyon enerjisidir. Enzimler tepkimeye girerek gereken aktivasyon enerjisini aşağıya çeker. Yani cevabımız E oldu. Geldim vitaminlerle ilgili bir soruya. Vitaminlerle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Suda çözünen vitamin grubu A, D, E, K'dır demiş. Vitaminleri kendi içerisinde ikiye ayırmıştık. Biz suda çözünen vitaminlerimiz bir de yağda çözünen vitaminlerimiz vardı. Suda bebişler ne yapıyor? Bıcı bıcı B ve C vitamini suda çözünen vitaminler. A, D, E ve K vitaminleri ise yağda çözünen vitaminlerdi. Yani suda çözünenler adek değil B ve C vitaminleri. Vitaminidir. Sıcaklık, metallerle temas gibi faktörler yapılarını bozabiliyor gençler. Şöyle düşünün, vitaminler günümüzde sentetik olarak üretilebiliniyor. Bir vitamin eksikliği varsa tablet halinde, hap halinde dışarıdan alabiliyoruz. Vitamin tabletlerine de bakarsanız hep şişeler koyu renklidir. Koyu renkli olması doğrudan güneşle temas edip vitamin değerleri düşmesin diye. Veya diyetisyenler, sağlıkçılar televizyonlara çıkıp diyorlar ki gıdaların besin değerini korumak istiyorsanız salata yaparken o marulları ince ince doğramayın. Elinizle şöyle birkaç parçaya bölün, geçin diyorlar. Çünkü bıçakla ne kadar çok temas ettirirsek vitamin yapısı da o kadar bozuluyor. Hidrolize uğramadan kana karışabilirler. Vitaminlerin yapı taşı kimdi? Monomeri kimdi? Uydurma hocam. Vitaminlerin yapı taşı yok ki. Vitaminlerin monomeri yok ki. Vitaminler zaten hücre zarından doğrudan geçebilen küçük moleküllerdir. O yüzden hidrolize uğramak gibi bir durum söz konusu değil. Gerekli durumlarda proteinlerden sonra enerji verici olarak kullanılırlar. Hadi oradan. Enerji verici organik bileşikler karbonhidrat, yağ ve proteindir. Bundan başka bir hiçbir şey enerji vermez. Bir şeyin enerji vermesi demek solunum tepkimelerine sokup ATP elde edebilmem demektir. E enzim şey vitaminler solunum tepkimelerine katılıp da ATP üretimini sağlamıyor. O halk arasında çocuğa vitamin verdim enerjisi olsun genel yanlış bir ifade. Tabii ki bağışıklığımız için enzimlerin çalışması için vitaminlere ihtiyacımız var. Ama vitaminler ATP üretimini sağlamaz. Hangileri doğrudurun cevabı baktım 2 ve 3 oldu yani B. Bileşik bir enzim parçalandığında moleküllerinde hangileri kesinlikle açığa çıkmaz diyor. Bileşik enzimi düşündüm. Bir tane protein olan kısım var. Bir tane de yardımcı kısım var. Yardımcı kısım inorganik yapılı da olabiliyor. Yani bir mineral madde de olabiliyor. Organik yapılı vitamin de olabiliyor. Ben bir tane bileşik enzimi parçaladım. Bileşik enzimin yardımcı kısmı vitaminse vitamin çıkabilir. Protein kısmı parçaladığım zaman zaten amino asit açığa çıkacaktır. Yardımcı kısım mineral bir madde ise mineral de açığa çıkabilir. Bize kesinlikle çıkmazı sormuş. Enzimlerin yapısında glikoz molekülü bulunmaz. Yani karbonhidrat yoktur gençler. Hangisi açığa çıkmazın cevabı da yalnız 4 yani A seçeneği oldu. Geldim diğer bir soruma. Bu sefer de hormonlarla ilgili bir soru çıktı. Hormonları çok az görüyorduk gençler. Belli başlı birkaç tane <laughs> özelliğini bilecektik, geçecektik. Hormonlar... Biyolojik küçük ppm denilen birimlerle salgılanan kimyasal haberciler aslında işlerin daha düzenli olarak gerçekleşmesini sağlıyorlardı. Amino asit, protein veya steroid yapılı olabiliyorlardı. Az veya fazla salgılanmaları çeşitli hastalıklara yol açar. Enerji üretiminde ham madde olarak kullanılma ne kadar çok karşımıza çıkıyor sorularda. Karbonhidrat yağ protein başka bir şey enerji vermez gitti. Metabolik faaliyetlerin düzenlenmesinde görev alma. Sadece hayvanlar hormon salgılamıyor, bitkiler de hormon salgılıyor. Büyümede, gelişmede, üremede hormonlar etkili. Yani tabii ki metabolik faaliyetlerin düzenlenmesinde görev alıyorlar. Homeostazinin devamlılığına yardımcı olma. Homeostazi ne demekti? Kararlı iç denge anlamına geliyordu. Hormonlar da kararlı iç dengemin yani işlerin içeride tıkır tıkır işlemesine yardımcı oluyorlar, sağlıyorlar diyeyim. Organlarda yapı maddesi olarak kullanılma, organlarda yapı maddesi olarak hormonlar kullanılmaz hormonlar sentezlendikten sonra bazıları işte hedef hücrenin içerisine giriyor. Bazıları sadece reseptörünü dürtüyor gençler. Yapı maddesi olarak kullanılma söz konusu olmaz. Hangilerine sahiptirin cevabı da 2 ve 3 oldu. Geldim diğer bir soruma. İnsan vücudunda sentezlenen ve salgılanan hormonlarla ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır diyor iç salgı bezi adı verilen özelleşmiş yapılardan salgılanırlar. Bizim salgı bezlerimiz var. İşte bir iç salgı bezlerimiz, endokrin bezlerimiz var. AYT'de detaylı göreceğiz. Bir de dış salgı bezlerimiz, ekzokrin bezlerimiz var. Hormonlar iç salgı bezleri yani endokrin bezler tarafından üretilirler. Hemen doğruyu yapıştırdım. Bir hormonun kandaki düzeyinin normalden az ya da fazla olması çeşitli rahatsızlıklara yol açar. Tabii ki en basit örnekle büyüme hormonunu verebiliriz. Eğer ergenlikten önce çok salgılarsam devlik, ergenlikten önce az salgılarsam cücelik gibi rahatsızlıklar meydana geliyor. Hormonların etkili olabilmesi için kandaki miktarının belirli bir düzeye ulaşması gerekiyor. Tabii ki her şeyin olması gereken bir değeri var etki edebilmek için de kana verdin de o miktara ulaşabilmen lazım. Bazı hormonlar sentetik olarak laboratuvar koşullarında üretilebiliyorlar. Bazı demişiz ama hormonların çok büyük bir kısmı laboratuvarlarda üretilebiliyor. Bitki gelişmesini etki edecek hormonları da laboratuvarda üretiyoruz. Sonra bitkilere veriyoruz istediğimiz verimde e, üretilebilsinler diye. En basit örnekle şeker hastalarının insülini dışarıdan kendilerine ilaç olarak aldıklarını biliyoruz gençler. Hormonlar sadece amino asit yapılı olabilir. Hayır. Bazı hormonlar amino asit, bazı hormonlar protein, bazı hormonlar da steroid yapılıdır. Amino asitler ve steroidler küçük moleküllerdir. Yani hücre zarından doğrudan geçebiliyorlar. Ben dışarıdan amino asit veya steroid yapılı bir hormon alacaksam bunu ağız yoluyla alabiliyorum. Zaten küçük yapılı ya sindirim sisteminde parçalanması söz konusu değil. Ama protein yapılı bir hormonu vücuduma dışarıdan almam gerekiyorsa ağız yoluyla almam mümkün değil. Sindirim sistemimde proteinler parçalanır. Artık o hormon olarak iş yapmaz. O yüzden onları enjeksiyon yoluyla alıyor. Buna ihtiyaç duyan kişiler diyeyim. Devam ediyorum. Enzimlerle ilgili yukarıda verilen açıklamalardan hangileri doğrudur diyor. Besinlerin dondurucularda bozulmadan uzun süre saklanabilmesi enzimlerin 0 santigrat derecenin altında görev yapamamasından kaynaklanır. Aslında bunun da ana kaynağı enzimlerin protein yapılı olmasından kaynaklanıyor. Şu diyelim ki benim için besin değeri taşıyor. Benim için besin değeri taşıyorsa havada bulunan mikroorganizmalar içinde besin değeri taşıyor. Ben tuttum bu eti, pişirdim, ocağın üstünde bıraktım. 1-2 saat ocağın üstünde durduğu sırada üstüne tabii ki mikroorganizmalar konuyor mikroorganizmalı bir şekilde yiyorum ama çok sayıda mikroorganizma yok ya gözüm görmedi. Her mikroorganizmayı da ay vücuduma alırsam ölürüm diye bir şey yok. Evime steril laboratuvarlar değil. Burada da ben her konuştuğumda nefes yoluyla bir sürü mikroorganizmayı solunum yoluyla vücuduma alıyorumdur. Bağışıklık sistemim onları içeride zararlı olanlarını hallediyor. Biz et bozulmasın diye ne yapıyoruz? Senin için besin değeri taşıyorsa mikroorganizma içinde besin değeri taşıyordur. Ben bu et alıp buzluğa koyuyorum. Buzluğa koyduğum zaman aslında üstündeki mikroorganizmaları donduruyorum. Mikroorganizmaların enzimleri 0 santigrat derecenin altında iş yapamayacağı için mikroorganizma canlılık faaliyeti gösteremiyor. Bu etin üstünde çoğalamıyor, yani eti bozamıyor gençler. Bozulması için sayının artış göstermesi benim artık ona Aa, bu bozulmuş diyecek kıvama gelmem gerekiyor. Ama unutma, proteinler düşük sıcaklıkta ne yapıyorlardı? Yapıları bozulmuyordu ama işlevsel halde değillerdi. Yani enzimler de düşük sıcaklıkta işlevsel halde değiller. iş yapamıyorlar ama ben tekrar onu oda sıcaklığına getirirsem çalışabilir. Buzluktan çıkarttığım eti bıraktım çözündü. İki gün sonra gittiğimde etin bozulduğunu görürüm. Hem havadan ekstra mikroorganizmalarda düşecek, hem kendi üstündeki mikroorganizmalarda artık enzim faaliyetlerine başlamış olacaklar. Bu bizim için doğru. Tuzlanan hayvan derisinin uzun süre bozulmadan saklanmasının nedeni enzimlerin yüzde on altındaki su oranına sahip ortamlarda aktivite göstermemesidir. Diyor gençler. tuzlayımda da kokma diye bir halk arasında. Ee, ...hakaret diyebileceğimiz bir cümle var ya... ...mantığı buradan kaynaklanıyor. Hayvan derisini aldın. Hayvan derisi dediğin şey de tabii ki... ...mikroorganizmalar için yine besin değeri taşıyacak... ...mikroorganizmalar onun üstünde çoğalabilirler... ...onun bozulmasını sağlayabilirler. Ne yapıyorlar? Ortama tuz döküyorlar hayvan derilerine... ...veya balıkları tuzlayıp saklıyorlar... ...bozulmasın diyorlar. Bir şeyi aşırı derecede tuzlar... Yani ben bunun üstüne aşırı derecede tuz dökersem hücre ünitesinde daha iyi anlayacağız. Bunun üstüne mikroorganizma konduğu zaman sadece şu kadarını söyleyeyim. Enzimatik faaliyetleri için gerekli tu, e, suyu bulamıyor. Artık bu çok yoğun bir ortam oluyor su oranı azalmış oluyor aşırı tuz bastığım için enzimler çalışamıyor gençler bu da bizim için doğru güneşte kurutulan besinlerin uzun süre bozulmadan saklanması enzimlerin bazı reaksiyonları çift yönlü yürütebilmesiyle ilgilidir ne alakası var güneşte kurutulan besinlerin yine çok uzun süre bozulmadan saklanabilmesinin sebebi su oranı ile alakalı nasıl ben balığı tuzladım mikroorganizma burada suyu bulamadı, enzimlerini çalıştıramadı. Patlıcanı kuruttuğum zaman da mikroorganizma geldi kondu ama ortamda su yok, iş yapamadı. Yani mantık sudan kaynaklanıyordu. Hangileri doğrudurun cevabı 1 ve 2 oldu. Geldim diğer bir sorumuza. Bir grup enzimin çalışma mekanizmasını gösteren yukarıdaki şemaya göre aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır diyor. Bakıyorum A2'nin ürünü A4'ün substratıdır. A2'nin ürünü kim? C. A4'ün de etki ettiği madde olduğuna göre substratı mıdır? Evet o zaman doğru. A5 tersinir çalışan bir enzimdir. A5'e baktığımız zaman D'yi F'ye dönüştürmüş ama aynı zamanda F'yi D'ye de dönüştürebiliyor. Tabii ki tersinir çalışan bir enzimdir. B substratın farklı ürünleri ürünler oluşturabilir. B substratından farklı ürünler oluşabilir yazmışız. Bakıyorum. B substratına A2 enzimi etki ederse C oluşuyor. B substratına A3 enzimi etki ederse D oluşuyor. Demek ki B substratı enzimler farklı şekilde, farklı enzimler etki ederse farklı ürünlere dönüşebiliyor. Bunu da yukarıdan çıkarttım. A1 görev yapmazsa hemen A1'in üstüne çarpıyı yapıştırdım. C ve D oluşabilir. Şimdi A1 görev yapmazsa bu takım halinde çalışan bir enzim serisi. A1 görev yapmazsa B sentezlenemez ki. B sentezlenemezse C ve D oluşamaz ki. Oluşabilir demiş. Yanlış. A4 denatürü olursa C oluşabilir. A4'ün üstüne çarpımı yapıştırdım. A4 bozuldu. Denatüre oldu. A4 denatüre olursa C oluşabilir diyor. A4 C'yi E'ye dönüştürüyordu. C ile bir bağlantısı yok ki. C'nin oluşmasıyla ilgili bir bağlantı yok ki. A4 denatüre olursa E oluşamaz. Gençler C tabii ki oluşabilir. Geldim diğer bir soruma. Enzimlerin çalışma hızını etki eden bazı faktörler aşağıda verilmiştir. Belirtilen faktörlerden hangilerinin artması sonucu tepkime hızı azalabilir? Şimdi sıcaklıkla ilgili çizdiğim grafik şu değil mi? her enzimin çalışabileceği bir optimum sıcaklık değeri vardı. Mesela insan vücudu için düşündüğümüz zaman 36,5-37 derece diyorduk. 1-2 derece aşağısı, 1-2 derece yukarısı olumsuzluklara doğru gidiş anlamına geliyordu. O zaman mesela sıcaklığın artması enzimatik bir tepkimenin yavaşlamasına, azalmasına sebep olabilir. Keza pH değeri için de aynı grafiği çizmedik mi? Bazı enzimler asidik, bazı enzimler bazik, bazı enzimler nötr pH'e sahip ortamlarda maksimum verimle çalışır dedik. Mesela sen asidik bir ortamda çalışan enzimsin. pH'i illa bir buçuk istiyorsun. pH 2'ye doğru iki buçuğa doğru gittiği zaman yani pH arttığı zaman enzimin çalışması ne olacak? Azalacak. pH değeri için de aynı şeyi söyleyebilirim. Ama substrat yüzeyi için söyleyemem. Enzimler substratına dış yüzeyden bağlanarak tepkimeyi gerçekleştiriyordu. Substrat yüzeyi arttıkça tepkime hızı artardı gençler. Ağzımızda iyi çiğneyip midemizde sindirimi kolaylaştırabiliyorduk substrat yüzeyini arttırdığımız için. O zaman cevabım 1 ve 2 oldu. Yani D'ye düştü. Geldim diğer bir soruma. Vitaminlerle ilgili açıklamalarından hangileri doğrudur diyor. Bazı vitaminler insan vücudunda bağırsak, deri ve karaciğerde işlevsel hale getirilebilir. Hangi vitaminlerden bahsediyoruz? A ve D vitamininden bahsediyoruz. Biz bunların besin yoluyla öncü maddelerini vücudumuza alıyoruz. Provitamin A, provitamin D dediğimiz vitaminler öncü maddeleri vücuda alındı. Mesela güneş ışığının etkisiyle provitamin D, D vitaminine dönüşüyordu. Bebişi güneşe çıkart da D vitamini alsın. Unutma güneşten D vitamini yağmıyor. Ne yapıyordun? D vitamini sayesinde derinde provitamin D'yi aktifleştiriyorsun. Keza A vitamininin de bağırsak ve karaciğerde Provitamin A'nın A vitaminine dönüşmesi söz konusuydu. Sindirilip yapı taşlarına ayrıldıktan sonra vücuda alınırlar diyor. Zaten söyledim. Bunlar küçüktü. Sindirilmeleri söz konusu olamaz. CHO atomları içermelerine rağmen enerji vermezler gençler. Enerji verici organik bileşik değiller. Bazı vitaminler insan vücudunda yaşayan bakteriler tarafından üretilir demiş. Hemen bakıyorum gençler enerji vermezlere doğruyu doğru tikini atayım. Bazı vitaminler insan vücudunda yaşayan bakteriler tarafından üretilirler. Kalın bağırsağında bir şey üretiyordun. Oradan aklında kalacaktı. Kalın bağırsağında B ve K vitamini üreten bakteriler var. Onlar bana B ve K vitamini verdi. Ben mutluyum. Ben de onlara ev verdim, yemek verdim. Onlar da mutlu. Karşılıklı yarar ilişkisi söz konusu oluyordu. O zaman hangileri doğrudurun cevabı da 1, 3 ve 4 şeklinde oldu. Az önce yanlış işaretleme yaptım ya gençler. Hazır yeri gelmişken bir iki tane cümle söyleyeyim. Şimdi okurken ne dedim? CHO atomları içermelerine rağmen enerji vermezler. Evet bunlar enerji vermiyorlar dedim düz çektim. Kuvvetle muhtemel Şıklarda bir dört olsaydı ben onu çok hızlı işaretleyip geçebilirdim. Çok uzun yıllardır soru çözüyor olmamıza rağmen biz de dikkat hatası yapıyoruz gençler. Mutlaka çok hızlı çözeceğim diye işaretlemelerde hatalar olabiliyor. Mümkün olduğunca bunu en aza indirmek için de provalar yapın. Baktınız yanlış işaretleme yapıyorsunuz. Biz sonraki sınavda dur, daha dikkatli okuyacağım. Aa ben bunu niye böyle yapmışım? deyin onlara da daha sınava süremiz var ya gençler dikkat edin yavaş yavaş o sistemde otursun. Geldim diğer bir soruma derken sen çöze varmışım. Sen çöze cevaplarınızı aşağı yorumlar kısmına bekliyorum gençler. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmadıysanız mutlaka abone olun. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.